Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketi sektörümüzü de olumsuz etkilemişti. Özellikle Maraş biliyorsunuz sektörümüz açısından çok önemli bir üretim üssü ve orada da çok önemli bir proje hayata geçmişti. Altınşehir projesi ama maalesef depremde Altınşehir de etkilendi tabii bu depremden. Ama yeniden ayağa kalkması için de tüm tabii uğraşlar veriliyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Özde büyük çalışmalar yapıyor. İşte bu çalışmalar kapsamında çok önemli bir dönüm noktasına gelindi. Önümüzdeki günlerde ihale yapılacak. Son bilgileri başkanımızdan alacağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tüm sektörümüze hayırlı işler. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başkanım hemen sormak istiyoruz. Tabii yakından takip ediyoruz. Siz de sağ olun bilgilendiriyorsunuz bu konuda bizleri. Altınşehir'de artık ihalede herhalde sona gelindi. Neler olacak önümüzdeki günlerde? Evet, malum 6 Şubat depremi Kahramanmaraşlı merkezli deprem 11 ilimizi vurdu. Bunun içinde en ağır hasar alan Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman oldu. Bu tabii bütün sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de çok ciddi hasara neden oldu. Biz tabii 6 Şubat depreminin hemen akabinden üzerimizdeki problemleri aşmak için yoğun bir girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. Gerçekten çok büyük bir zaman kaybı yaşandı. Biz bu zaman kaybını telafi etme adına işte buradaki deprem bölgelerindeki zemin çalışmaları, altyapı çalışmaları ve ruhsat işlemleri bayağı bizim bir zamanımızı aldı. Kahramanmaraş'ta Dulgadiroğlu bölgesinde hemen hemen ilk ruhsat alan birimde biz olduk ve şu anda ruhsatımız alındı, ihale ilanına çıkıldı. Zannedersem ayın 12'sine Cuma günü ihalemiz yapılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından. Tabii bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bazı şartları var. Biliyorsunuz prosedür işleri biraz ağır aksak işliyor. Buna rağmen elimizden geldiğince hızlı davranarak nihayet ihale aşamasına geldik. Umarım bir aksaklık olmazsa da Cuma günü ihalemizi yaptığımız anda 20 gün içerisinde inşaat ve güçlendirme çalışmaları başlayacak. Başkanım tabii ihale süreci önemliydi. Yani önemli bir süreç geride kalıyor. Ondan sonra da çalışmalar başlayacak. Çalışmaların özellikle tarihiyle ilgili ne kadar süreceğiyle ilgili de bilgiler var mı özellikle ihale tarihi evet, için? Tabii ki yaklaşık güçlendirme tabii yeni deprem yönetmeliğine göre güçlendirme yapılıyor. Zarar gören ve görmeyen tamamen binamızı yeni deprem yönetmeliğine göre güçlendireceğiz. Tabii ki bunun da bir maliyeti oluyor. Yaklaşık bizim yaptırdığımız ve bakanlığın yaptığı incelemelerde 700 milyonla 1 milyar arasında bir gider tahmin ediliyor. Ve inşaatın başlama süreci biliyorsunuz ihale aşamasından sonra 20 gün içinde alan firmayla sözleşme imzalayacağız. Sözleşme imzaladıktan sonra binamızı onlara teslim edeceğiz. 12 ay gibi bir sürede de teslim alacağımızı düşünüyorum. Tabii bunun ödeme şekillerine gelince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız iş yerlerinin teslimi sırasında yapılan masrafın %50'sini bizden talep edecek. Diğer kalan %50 kısmını da 13 yılda tekrar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na kredi desteği olarak geri ödemesine başlayacağız. Yani dükkanlar teslim edildikten sonra bu ödemeler başlayacak. İçine esnafımız girecek sonra. Tabii binanın yapım ödemeleri ama bunun yanında biz tabii esnaflarımızdan buraların kontrol mühendisiydi. Farklı masraflarıyla ilgili şu anda bir aidat belirledik. Bu buranın işte resmi prosedür işleri, kontrol mühendisi ücretleri, çalışan personelin ücreti, güvenlik ücreti bunları aylık olarak tahsil edeceğiz.
Ama iş yeri ödemeleri, iş yerleri tesliminden %50'si dediğim gibi 3 yıl ödemesiz, geri kalan %50'si de 10 yılda, toplam 13 yılda ödemesini de geri karşılayacağız. Hı hı. Başkanım, peki esnaflarımız tabii Altınşehir'i çok sevmişlerdi. Şimdi maalesef üzücü bir olay, bir ara verdiler. Esnaflarımız nasıl bakıyorlar, özellikle bir an önce bitse de geri dönsek gibi bir beklenti var mı Maraş'ta? Esnaflarımız tabii farklı noktalara dağıldı bildiğimiz kadarıyla. Tabii ki Kahramanmaraş'ta şu anda kuyumculuk, üretim yapmak çok zor, zorlaştı. İnsanlar çok farklı yerlerde veya burada biliyorsunuz daha önce görüşmüştük. Arası Otoparkı'na 186 iş yeri yaptık. Bir kısmı orada çalışıyor. İşte bir kısmı bizim Altınşehir'in idari binanın altında yaklaşık 35'lik firmamız burada çalışıyor. Diğerleri de şehrin farklı yerlerinde, bulabildikleri yerlerde üretimlerine devam ediyorlar. Malum bu sene biraz da sektörümüz biraz krizde gibi görünüyor. Biraz sıkıntılar var. Bu ne diyelim, bizim için bir avantaj mı? Krizleri fırsata çevirmek gerçekten bazen çok da işimize yarıyor. İnsanlar çünkü Altınşehir'e geri döndüğünde, nasıl ki Altınşehir'i yaptığımızda insanlar buraya bambaşka bir teknolojiyle, bambaşka bir heyecanla geldiler, gelişme gösterdiler. İnşallah deprem sonunda Altınşehir işlevini kazandığı sırada yine yepyeni projeleriyle, yepyeni yatırımlarıyla inşallah burada bambaşka bir Kahramanmaraş kuyumculuk sektörü göreceğiz. Hı hı. Tabii bizim de beklentimiz o başkanım. Çok önemli çünkü Altınşehir hem Maraş'ta sektörümüz için çok önemli. Bir an önce eski günlerine dönmesini bekliyoruz. Başkanım, sizin de tabii toplantılarınız var. Çok da yoğunsunuz. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediğiniz? Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'tan tüm Türkiye'deki kuyumculara, üreticilere, tüm sektör mensuplarına buradan hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar. Umarım işte malum artık yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz dönüyor. Gene sektörde bir hareketlilik olacak. Tabii ki biz depremzede olarak tüm Türkiye'deki kuyumculardan daha böyle muhabbetli, daha sevecen, daha özverili, daha samimi bir girişimler bekliyoruz. Kahramanmaraş'a destek olmalarını bekliyoruz. Evet başkanım, bu çağrı da çok önemli. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tabii Kahramanmaraş söylediğimiz gibi depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. O noktalardan bir tanesi de tabii şehirde pek çok sanayi tesisi zarar görmüştü. Bizim sektörümüz için çok önemli olan üretim üssü Altınşehir'de tabii ki hasar almıştı. İşte onunla ilgili yeni çalışmalar var, yeni gelişmeler var. Tüm gelişmeleri de Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Öz'den aldık. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.